21 Ekim Dünya Gazeteciler ve Basın Günü'ydü. Biz burada daha önce kararlaştırmış olduğumuz ilçe başkanları toplantısını hem bugüne münasebet bir araya geldik, hem de gazeteci arkadaşların 21 Ekim Gazeteciler Günü'nü kutlamak için bir araya toplandık. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 6 tane parti mecliste buluştu ve parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak bir dekare yayınladılar. Ve bu yayından 10 tane madde çıktı. İşte tarafsız cumhurbaşkanı olması, güçlendirilmiş parlamenter sistem olması, siyasi ahlak yasası gibi kanunlarla dekare ettiler aldıkları kararlarla. Biliyorsunuz herkesin, tüm partilerin, buradaki ilçe başkanlarımız da herkesin ortak bir fikri var. Burada bizim birleşme amacımız, gelecekte bu toplantıların ortak fikir aklıyla bir araya gelip kendi aramızda hem istişareler yapıp hem güzide basınla bunları paylaşmak için buraya toplandık. Şu anda 7 tane ilçe başkanımız burada. Kendilerine teşekkür ediyorum geldikleri için. Özellikle değerli basın mensuplarına da geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkanı Haluk Kahraman. Buraya katılan ilçe başkanlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir organizeyi de yaptığı için Gelecek Partisi ilçe başkanı Mehmet Danoğur kardeşimize ayrıca bu vesileyle bizi birleştirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi Tavan'da genel başkanlarımız bütün 6 partiyle, muhalefet partiler olarak bir araya geldiler. Tek adam yönetimine karşı nasıl birleştiririz, bizi iktidara getirecek yolları genel başkanlarımız üzerinde bir arada gelmişken biz de ilçede kendi ilçe başkanlarımız ve tabanda birleşerek bunu nasıl daha halka güven vererek, izah ederek, açıklayarak bu güveni tazelemek için biz de ilçe başkanları olarak burada bir araya geldik. Bilindiği gibi ülkemizde bir büyük yönetim sorunu var. Ekonomik olarak, sosyal olarak, siyasal olarak iktidar ülkeyi yönetemiyor. Açıkçası gördüğünüz gibi 2 günden beri ülkemizde büyük bir kur sorunu yaşanıyor. Bir Merkez Bankası Başkanı Cumhurbaşkanı'na itaat ederek bağlı olarak karar aldı ve ülkemizi ekonomik olarak büyük sıkıntılara çöktü. Kur bir gün içinde 1000 TL'ye yakın bir artış gösterdi. Deva Partisi İlçe Başkanı Ömer Kılıçmanlar. Tabii ülkemizin şu anda geçmiş olduğu zor bir süreç var. Bu süreç içerisinde genel başkanlarımız, 6 partinin genel başkanları bir araya gelerek, yani mecliste de toplantılar yaparak bir süreci başlatmış olduk. Bu vesileyle de bizler tekrar ilçe başkanlığı olarak bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıp, olayın durumun netliğini halkımızla paylaşıp, istişare edip, gelecekte neler yapabiliriz? Yani vatan için, millet için gidişat değil yani. İki kere, 2.4'ten 2 puanlık bir faiz indirimiyle dövizin geldiği nokta meydanda. Bu dövizin bu geldiği nokta bize neye, ne olarak yapıyor? Zam olarak yapılacak. Halka yani üretmek yok şu anda. Bir noktada insanlar çok zor durumda. Demokrat Parti'nin bir ilçe başkanı Mustafa İnanlı. Ve bunun akabinde sayın ve basın mensupları çok çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıların sık olarak gerçekleştireceğimizi burada deklar edeceğim. Bütün Vatan Partisi Nizip İlçe Başkanı yani şu anda ülkemiz çok bir süreçten geçiriyor. Türkiye iyi yönetilmiyor. İşte mazota, gübreye her gün zam geliyor. Kömür fiyatlarına, esnafın durumu ortada. Geçmiş iktidar dönemlerinde biz bu iktidardık. DSP ana MHP koalisyonunda rahmetli Başbakanı Ecevit'in önüne yazar kasalar atılıyordu. Şimdi esnaf çok durumda, çok zor durumda. Çok bu süreçten geçiyoruz. Her gün zam geliyor. Köylü perişan, esnaf perişan. Herkes yani çok zor durumda yani. Rahmetli Bülent Ecevit'in önüne yazar kasalar atılıyorken dönemin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli değil miydi? Ne oldu da şimdi yani düzen değişti yani? Şu anda çok zor durumdayız gerçekten yani.
ülke iyi yönetilmiyor. Yeniden Refah Partisi İzmir İlçe Başkanı Mustafa Bilecin. Aynı zamanda 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü olarak sizin tüm gazeteciler arkadaşların gününü tebrik ediyorum. Bu bir ittifak toplantısı değil, bu bir Nizip için siyaset üstü orta vakıf Nizip'in sorunları, problemleri toplumun ahlaki ve manevi yapısının gündeme getirilmesiyle ilgili güzel bir toplantı. İnşallah bu toplantıların devam etmesini biz de düşünüyoruz. Siyasette muhalefet olabiliriz ama hemşeriyiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde inşallah bu memleket için bir şeyler yapma derdindeyiz. Teşekkür ederiz. Müslüm Bulanık, Saadet Partisi İlçe Başkanı. Evet. Toplantıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Toplantı gündemimiz zaten şu anki dolar kurlarının yükselmesi, faizin düşmesi. Toplantımızın amacı ilçe başkanlarının bir araya gelip gündemi değerlendirip bir görmesi. Genelde bütün başkanlar, bundan da kimsenin şey etmesin, bir eleştiri veya yorum yaparken genel olarak yapıyorlar. Mesela Türkiye'de AK Parti'yi hedef alan veya genel de bizim, yerel de bizim ama biz isteriz ki başkanların yerelde olan meseleleri gündeme getirsinler. Yani biz demiyoruz ki belediyeyi karalasın veya yapılan işlere bir şey olsun. Yani memleketimizin ne eksiği var? Bu Antep olabilir, Nizip olabilir, çevre olabilir. Ya bir eksikler yine genel de olsun ama arada bu şey de olsun, yerel de olsun. O zaman basın mensupları da bundan keyif alır. Yani memlekette muhalif partilerinin hem yerel iktidara yardımcı olur hem de eleştiriyor. Belki de yerel iktidardaki insanlar da sizin eleştirinizi görür. Ha biz burada hata yaptık diyebilir.